Denizli İhracatçılar Birliği Eylül ayının ihracat verilerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre DENİB'in kurulduğu 18 yıl içinde sadece bir ayda gerçekleştirilen en yüksek ihracat 174 milyon dolar ile geçtiğimiz ay yaşandı. Eylül ayındaki bu artış geçen yıla göre %28 oranında yaşandı. Aradaki fark ise 50 milyon doların üzerinde oldu. İhracat rakamlarının ana kalemlerini yine tekstil ürünleri oluşturdu. Tekstilin birlik kayıtlarındaki toplam ihracattaki oranı %66 olarak yer aldı. Ben bazı eleştiriler alıyorduk. Bize deniyordu ki Sayın Başkanım önümüzdeki ay yapacak siparişimiz yok. Siz rekor üstüne rekor açıklıyorsunuz. Denizli ihracatını arttıran en önemli pazar olan Avrupa Birliği ülkeleri ise beklenenin altında alım yaptı. AB'ye yapılan ihracatta %7.85 azalma görüldü. Ana alıcılar Almanya ve İtalya'da %20 düzeyinde azalma görüldü. İngiltere'de ise arttı. Bana en çok sorulan soruyu siz değerli basın mensuplarının önünde kamuoyuna cevaplamak istiyorum. Bu çelişki gibi görünen durumun sebebi geçen yıl mevcut şartlarda iplik ve pamuk fiyatlarının piyasa değerlerinin yaklaşık 2 katına kadar çıkarak ürün fiyatlarını değerlendirmesi oldu. Başka bir ifadeyle, daha anlaşılır bir ifadeyle biz geçen yıl 10 tonluk bir havlu tırını yaklaşık 60 bin eurolara hazırlar ve bunu ihraç ederken düzeltiyorum, geçen yıl kastediyorum. Geçen yıl artan fiyatlarla birlikte aynı tır, aynı kilogram, aynı ürünler 80 bin, 85 bin eurolara kadar yükselmişti. Bu da adetsel bir artış olmamasına rağmen değer anlamında ihracatımıza olumlu yansımıştı. Euro dolar paritesinin de etkisi düşünüldüğünde, yani geçen yıl X firması 100 bin euroluk bir ihracat gerçekleştirdiğinde biz DENİB olarak bunu 145 bin dolar olarak kayda alıyorduk. Ama bu yaz aynı firma 100 bin euroluk bir ihracat gerçekleştirdiğinde biz 125 bin dolar olarak kayda aldık. Ve bu yıl iplik ve pamuk fiyatlarındaki aşırı gerileme yüzünden geçen yıl işte o 80 bin eurolara hazırladığımız 10 tonluk havlu tırını bu yıl 50-55 bin eurolara hazırlamaya başladı.